Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Siyer serimize devam ediyoruz ve zannederim 10. videoya geldik. Bu videoda Risaletin 3. ve 5. yılları arasındaki gelişmelerden bahsetmeye çalışacağım. Yalnız tamamını ele alabileceğimi zannetmiyorum. Belki 10. 11. videoda bunun devamı olacaktır. Zaten de videoları o şekilde çekmeye çalışıyorum, bu Siyer serisini konu bütünlüğü içerisinde, yani dinleyenlere kolaylık olsun diye. Bunun öncesinde Resulullah'ın Erkam'ın evine girdiğinden bahsetmiştik ve burada belli bir cemaatinin olduğundan, burayı bir üs olarak kullandığından, çünkü o dönemde Mekke sokaklarına inemiyorlardı. Toplanabilecekleri kuytu yerlerde toplanıyorlardı ama sonunda Erkam'ın evi onlar için bir üs gibiydi. İlk yıllarda fazla dikkat çekmemişti. Zaten sınırlıydı. Daha sonradan umuma davet yapınca tabii artık herkes her şeyden haberdardır. Kimi müşrikler ona sorardı. Peki sana inanırsak ne elde edeceğiz? Tabii ki çoğu zaten kale almıyordu. Zaten kendi aralarından çıkmış birisi olduğu için ona itibar etmiyorlardı. Bugün bile öyle değil midir? Yani sizi yıllarca tanıyan birisi, 40 yaşında olun, 40 yaşına kadar sizi böyle can dost olarak bilen insanlar 40 yaşından sonra siz kalksanız deseniz ki ya bana vahiy geldi, ben falan yere gittim, burada işte tefekküre dalıyorum, burada bana vahiy geldi, gel bana inan, ne der size? Yani arkadaş, sen iyice kafayı sıyırdın, hadi gel seninle bir yarın bir psikiyatri bölümüne gidelim derler. Yani dolayısıyla da Resulullah da bu tarz tahriklere, taziflere, saldırılara fazlasıyla maruz kalmıştır ve bunun üzerinden Kur'an onu yer yer ona destek vermeye çalışmıştır ve onu manevi yönden desteklemiştir ve onların itirazlarına cevaplar vermişlerdir. Sonuç itibariyle umuma yayıldıktan sonra gördüğümüz tablo şu: müşrikler Hazreti Muhammed'e itibar etmiyorlar ve onu tazif edici, tahkir edici bir takım sıfatlarla anılarak küçük düşürmeye çalışıyorlar. Aslında yani doğrudan eleştiri değil de zaten kale almıyorlar ve onunla dalga geçer mahiyette, ona inananları küçük düşürücü mahiyette sözlerle alay ediyorlar. Yani ilk başlar böyledir. Yani 3. yıl içerisi, 2,5 3. yıllar arası. Mesela madem gayipten haber alıyorsun, o halde delilin nedir? Göster bize. Bu aslında bakınız son derecede mantıklı bir çıkıştır. Yani itirazın muhtevası açısından söylüyorum. Bunu da zaman zaman da dillendiririm. Bakınız, bizim böyle bugün kendilerini Müslüman zanneden okumuş cahiller diyeyim ben bunlara, özellikle de tırnak içerisinde. Yani sorsanız bunlara, İslam'da din adamı sınıfı var mıdır? Yoktur. Zinhar yoktur. Peki bu kadar veli, evliya, şeyh, şıh, ne bileyim gavs, bunlar nedir? Buraya sıra gelince bütün nutku tutulur ve beyni dümura uğrar. Ya şu soruyu soramazlar hiçbir zaman bir şeyhe veya bir veliye. Ya kardeş, sen bu mertebeye nasıl eriştin? Uyduruk bir takım aşamalar, mertebeler sayarlar. Yani geçin o aşamalardan, siz olun da niye olmuyorsunuz? Ne ile elde ettiniz bunu, belli değil. Yani şu soruyu soramaz. Ya sen de benim gibi insansın, nasıl geldin bu aşamaya? Bakınız, cahiliye Arabı bu kadar daha zeki bu konuda. Daha aklını işletebiliyor. Ve haklı olarak Hazreti Muhammed'e diyor ki, ya sen de bizim gibi bir adamsın. Bizim aramızda yıllarca yaşadın. Bak, ayetlere de yansımıştır. O zaman madem sana gayipten bir bilgi geliyorsa bize delilini göster. Çünkü Araplar gayipten bilgi alma yollarını bir şekilde kendi zihinlerinde kurgulamışlar. Onlara göre iki tip bir durum vardı burada. Bir kahinler, bir de arraf dedikleri veya şairler. Bunlar gayipten haber alırlar. Peki gayipten haberi nasıl alırlar? Cinler vasıtasıyla alırlar. Peki cinler kimdir hocam? Cinler meleklerden bilgi çalarlar. Yani onlara göre Allah evrenin en üst tabakasında, arşta yer alır. O gayb alemini de, görünen alemi de bilir. Melekler, Allah'ın altında melekler vardır. Bunlar ilahi bilgiye muttalidirler. Cinler de meleklerle dostlukları vardır.
akrabadırlar. Dolayısıyla da cinler hava boşluğunda yaşarlar. Mesela gök gürültüsünü vesaire, bunları cinlerin çıkardığı sesler zannederlerdi Araplar. Ama bu cinler, melekler ilahi bilgiyi kendi aralarında terennüm ederken onlardan kulak hırsızlığıyla bilgi çalarlar ve bunları getirirler, kahin dostuna aktarırlar, cin dostuna aktarırlar. Dolayısıyla da onların bilgi kaynağı budur. Gaybi bilgi kaynağı budur. O nedenle de her şairin içerisinde bir cinin olduğunu düşünürler. Ve aslında ona şiir söyleten kendisi değil, cindir onun içini coşturan. Bu bağlamda da dikkat ederseniz, Utbe bin Rebia geliyor Hazreti Peygamber'e, diyor ki, ya yeğen diyor, siz bu Haşimiler duygusal adamlarsınız. Belki senin içerisinde içine cin kaçtı, gel seni bir tedavi edelim. Aslında son derece samimi bir şekilde Utbe, böyle yumuşak da bir müşriktir. Her ne kadar işte Bedir'de öldürülenlerin ilki olduğu söylenirse de, onun detayını da anlatırım ama konu çok uzundur. Neticede mülayim bir adamdır ve zaten amca çocukları sayılıyorlar. Yani iki kardeşin soyudur bu Abdüşşems, ki Utbe onlardandır işte biliyorsunuz. Haşimlerden de Hazreti Peygamber diyor ki, ya belki diyor içine bir cin kaçtı, seni coşturan odur, gel bir seni tedavi ettirelim. Ama bu bizim geleneksel yorumlarda böyle sulandırılmış bir şekilde anlatılır. Efendim müşrikler peygambere belki gel seni tedavi edelim diye demişler. Aslında bu son derece insani bir tutum. Bakınız bunu bile çarpıtarak sunmuşuz. Dolayısıyla da Araplar diyorlar ki, ya sen bizim gibi bir insansın. Senin ne kahinlik rolün var, ne şairlik kimliğin var, herhangi bir şey yok. Şimdi hiç duymadığımız şeyleri bize söylüyorsun. Madem sana bunları Allah, Rabbin, Allah da demiyorlar. İlk baştaki ayetlerde Allah kavramı da geçmez zaten. Madem Rabbin sana bunları gönderiyorsa, o zaman sana bir melek eşlik etsin. Bunlar Allah'ın ayetleri ise... Yani melekler ilahi bilgiye muttaliler ya, bakınız mantığını böyle kuruyor adam. Ve o zaman sana bir melek eşlik etsin de görelim. Biz de o zaman inanalım. Veya hani bizi ikna et. Bu son derece bakınız insani bir istek bu müşrikler açısından bakınca. Benim burada karşı çıktığım nokta, buradan da hoca şimdi müşriklere bakınız alkış tutuyor gibi de yorumlayanlar olur biliyorum. Onlar da canları sağ olsun canım, bizim ne demek istediğimizi dostlarımız anlıyorlar. Ben sadece şunu söylüyorum. Bakınız cahiliye Arabı bu zihni altyapıya sahipti ve bunu sorgulayabiliyordu. Bugün kendisini akıllı zanneden, yani koca koca ilahiyatçılar bile hala bir dervişin, bir şeyhin paçasına sarılarak buralarda din arıyorlar da soramıyor ki sen buraya nereden geldin? Allah'ın lütfuymuş güya, Allah dostuymuş. Siz Allah düşmanı mısınız? Yani böyle bir şey olur mu? Daha önce beni dinleyenler bilirler. Allah dostları diye tanımlanan kavramın ne olduğunu izah ettim. Ela inne evliya Allah la khafun ve lahum yahsenun diyor ayette. Yani Allah dostlarına üzülme ve korku yoktur diyor. İkinci ayeti okuyun. Yunus 61, 62, 63. 62, 63'te ne diyor? Yani ya 61'de olabilir. Zihnim beni yanıltıyor ama 62, 63'e bakın. Orada var. İkinci ayette ne diyor? Ellezine. Ki onlar, Allah dostlarının iki tane özelliğini sayıyor Kur'an-ı Kerim. İki özellik. Dikkat edin buna. Ellezine. Onlar ne? Ki müşrik şeyler, Allah dostları, yani veliler, evliyalar. Ki onlar اَلَّذ۪ينَ amenu, iman ederler. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Ve onlar Allah'ın sınırlarını aşmaktan çekinirler. Bitti. İki tane özellik. Müslümanlar için söylüyorum. Yani kendisini mümin olarak tanımlayanlar için söylüyorum. Allah'a inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Peki Allah'ın sınırlarını aşmaktan çekiniyor musunuz? Tabii ki çekiniyoruz hocam. Buyurun, mübarek olsun. Siz de Allah dostusunuz. Niye bunu bana... Birileri, zinhar yani kendimi şey hariç tutayım da, bunu niye birilerine, sizin gibi bir acize veriyorsunuz da, yani diyelim ki bana derken kastım şu, benim gibi bir acize verip de onun paçasına tutunuyorsunuz? Bu nasıl bir zihindir, nasıl bir mantıktır? Dolayısıyla da yani cahiliye Arabı'nın zihni kadar yani mantık yürütemiyor insanlar. İşte sevgili dostlarım, bu dönemde Hazreti Peygamber'e birilerinin vahiy getirdiğini, o birilerinden öğrendiğini bize aktarıyor gibi tezviratlarda bulunduklarını görüyoruz ve buna yönelik birçok hani sözleri vardır. Bunun üzerine Peygamberimizin bilgi kaynağının sağlamlığına dair önce Tekvir suresinde, daha sonra Necim suresinde ve değişik surelerde
Birçok ayetler nazil olacaktır. Aslında burada bunları ben bütün olarak okumaya kalsam bayağı zaman alacak ama tekfir özellikle 14 ile 23 arasında veya 15 ile 23 arasına bu aralara bakarsanız burada Hazreti Peygamber'in bilgi kaynağının sağlamlığına ve ona vahyi getiren melek adını da kullanmıyor, vahyi getiren elçiyi gördüğünü ne işaret edilir. Ve aynen şu ifadeler bir kısmını söyleyeyim. Bu Kur'an yüce bir elçinin yani Allah katında güçlü, itibarlı olan elçinin sözüdür. O elçi arşın mutlak hükümranlığının sahibi olan Allah katında güçlü bir itibara ve saygın bir konuma sahiptir. Bakınız elçinin özelliklerinden bahsediyor. Yine o bütün meleklerin kendisine saygı gösterdiği güvenilir bir elçidir. Şimdi bakınız melek adını kullanıyor. Ve niye? Çünkü siz melekleri Allah'ın kızları olarak tanımlıyorsunuz ve meleklere inanıyorsunuz. Bu sefer o algıya hitap ediyor ki bütün melekler yani onun ne derece güçlü olduğunu, kuvvetli olduğunu, itibarlı olduğunu ama dikkat edin asla melek adını kullanmıyor elçi için. Niye? Kullandığı zaman diyecekler ki aha işte bak cinlerden bilgi alan birisi demek ki yani onların gaybi bilgi yollarına çıkar bu durum. O yüzden de Kur'an ısrarla Mekki surelerde melek adını kullanmaz. Hep o gelen varlığın, vahiy getiren varlığın sıfatlarını sunar. Diyor ki devamında da şu halde arkadaşınız Muhammed cinlerden ilham alan birisi değildir. Yani yemin olsun ki Muhammed vahyi getireni apaçık ufukta görmüştü. Bakınız daha sonradan benzer itirazlar devam edince bu sureden sonra nazil olan ayette ki ayetlerde yani Necm suresinde yine Hz. Muhammed'e vahiy getiren elçinin benzer özelliklerinden bahsedilir ama yani Tekvir suresinden nazil olmakla birlikte bu surenin ayetlerinde ilk vahiy tecrübesi anlatıldığı için yani Necm suresinde tekvire atıfla onu bir başka inişinde yine görmüştü denir. Burayı da bir türlü anlayamaz insanlar yani takdim tehir olduğu için. Dolayısıyla da bu dönemde müşriklere bu tarz açıklamalar yapılmışsa da hiçbir zaman ikna olmamışlardır. Onu Hz. Muhammed'i dediğim gibi 3-5 yıllarını anlatıyoruz bu dersimizde. Hz. Muhammed'i deli, mecnun ki bunların her birisi ayetlerde vardı. Mesela Araf 184, Hicr 6'da deli diyorlar. Mesela mecnun diyorlar ki bu da mesela Tekvir 22, Kalem 2'de. Yani tek tek ayetleri verirsem çok zaman alır. Öğretilmiş mecnundur diyorlar. Aklı tutulmuş birisidir. Meftun diyorlar mesela Kalem 6'da. Şairdir, kahindir, büyücüdür, büyülenmiş birisidir, sihirbazdır gibi çeşitli sıfatlarla Hazreti Peygamber'i tazif ediyorlar. Kimisi diyor ki mesela sana inanırsak ne elde ederiz? Resulullah da diyor ki o zaman Kisraların ve Kayserilerin hazinelerine sahip olursunuz. Aa diyor şuna bak kalkmış da bize Kisraların, Kayserilerin hazinelerinin bizim olacağını söylüyor. Şu adama bak falan. Hatta Hazreti Peygamber'e inanan müminleri gördükleri zaman da bunlar daha çocuk denilecek yaşta insanlardır, gençlerdir. Mesela bakın bakın beyler yeryüzünün efendileri geliyor. Kisra, Kayserlerin hazinelerinden sahipleri geliyor diye böyle alay ederlerdi ve bu dönem büyük oranda bu şekilde geçmiştir. Yani ya ona birisinin şey getirdiğini, vahiy getirdiğini ve bunları söylediğini, birisinin sözlerini söylediğini. Mesela bir rivayette ona rey adlı bir şeytanın musallat olduğu iddia edilmiştir. Bu tarz Mukatil bin Süleyman söyler bunu. Bu tarz sözlerle daha çok alaya alma, basite alma, küçük düşürme. Zaten baksana içimizden hiç muteber birisi size iman etmedi. Sıradan birileri iman etti size canım. Ve zaten ona sıradan birileri iman ediyor diye bu şekilde ilk Müslümanları küçük düşürmeye çalışmışlardır ve Resulullah'ı aşağılamaya çalışmışlardır. Böyle bir dönem geçmiştir. Diğer yandan demin şeye değindi mesela Utbe bin Rebiya'nın hani bu cinlerin durumundan ve Hazreti Peygamber'e de şey teklif ettiğinden yani tedavi teklif ettiğinden dediğim gibi ta Hazreti İsmail'den itibaren Araplar tarafından bu şairliğin Allah'a verilen şey Allah tarafından verilen
özel bir yetenek olduğunu ve bunun da cinler vasıtasıyla içlerinin, cinlerin coşturduğunu ve cinlerden ilham aldıklarını söylerler. Mesela Sevat bin Karib adlı meşhur bir şair vardır. Bu adamın, ki bu ilk dönem kaynaklarda geçer, bu adamın içinde bir cin olduğu söylenir. Keza kahinlerinde cinleri vardır. Hatta enteresandır mesela, Anadolu İslam kültüründe de vardır. Cinlerle evlilik yapıldığına bile inanılır ki bunları Cahiz, Resail adlı veya işte El-Bigal adlı eseri vardır. Burada uzun uzadıya anlatır. Dolayısıyla da bugün Anadolu İslam kültüründeki cin anlayışı da büyük oranda cahiliye dönemindeki anlayışın aynısının devamıdır. Dolayısıyla da Hazreti Muhammed'e de bir cinin musallat olduğunu ve onun aklını saptırdığını iddia ederler. Onların iddialarına karşı Kalem ve Mü'minun surelerinde bu sefer bu iddialara cevap verilir. Bakınız, bir öncesinde Tekvir ve Necim suresinde bilgi kaynağının sağlamlığına değindi Kur'an. Bu sefer Kalem ve Mü'minun sureleri, bunlar ilk nazil olan surelerdir. Bakınız, sureleri nüzul konjonktürüyle birlikte okuduğunuz zaman kareyi çok daha net bir şekilde oturtursunuz ki ben burada bütün ayetleri de okuyamıyorum. O yüzden benim eserin adı, dikkat ederseniz, Vahyin Gölgesinde Siyer'dir ve o eserin en önemli özelliği, türlerinden o eseri ayıran en önemli yanı, onu okuyan aynı zamanda nüzul konjonktürüne göre vahyi de okumuş oluyor ki Kur'an'ın tamamı orada vardı. Ben Kur'an ayetlerini iktibas etmedim ama muhtevasını anlaşılır bir şekilde özetledim ve çok da zorlandım bu konuda. Çünkü çok fazla tekrar vardır. Tekrara düşmemek için hayli de beni zorlayan konu o olmuştur. Dolayısıyla da bu bağlamda siyer konularını nüzul konjonktürüne göre okuduğunuz zaman çok güzel kareleri tamamlarsınız. Bakınız, Tekvir ve Necim surelerini örnek verdim. Ve oradaki takdim tehirin anlaşılamamasının sebebini de izah ettim. Yani onu bir başka inişinde görmüştü mevzunu. Mesela şimdi burada da bu müşriklerin, az önce söylediğim ki bunların her birisi de kahin, işte şair, mecnun gibi, deli gibi sıfatların ayetlere de yansıdığını söyledim. Kalem ve Mü'minun surelerinde bunlara cevap verilir. Mesela şöyle başlıyor ayet Kalem suresinde. Sen Rabbinin peygamberlik lütfettiği birisin. Yani asla deli değilsin. Hiç şüphe yok ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Yakında sen de onlar da kimmiş deli görecekler. Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin de kendi yolunda olduğunu gayet iyi biliyor. Sen Kur'an'ı ve seni yalanlayanı dinleme ve onlara sakın boyun eğme. Bakınız, bir taraftan da uyarıyor. Onlar senin tevhid davasından vazgeçmeni isterler. Böylece kendilerinin de sana muhalefetten vazgeçip hoşuna gidecek sözler söylemeyi arzularlar. Nitekim de kimisi şayet bizim dediğimize uyarsan biz de senin dinine uyarız gibi, böyle sana destek veririz gibi, veya bu etrafındaki ayak takımını yanından uzaklaştırırsan sana tabi oluruz gibi. O yüzden de mesela Kur'an der ki onlar üzerine kol kanat olun. Yani bakınız, bu yani ayetler buna göre, yani belli bir kontekste nazil olmuştu. Sen ol, durmadan yemin ederek yalanlayanı, yani yalanını örtmeye çalışan kişiyi diyor ve burada yani peygambere şey yapan, azarlayan veya peygamberi davasından uzaklaştırmak isteyen kişiye uyma diye bir takım uyarılarda bulunuyor. Yani bu uyarıların Velid bin Muğire ile alakalı oldu. Çünkü o adama boyun eğme diyor. Malı mülkü, evlat sahibi ve bundan dolayı da hani kendini üstün gören özelliklerinin ona ait olduğunu, ayetlerde de bu detaylara değiniliyor. O yüzden 2 ile 16 arasındaki Kalem suresinde bunlardan bahsediliyor. Yine değişik ayetlerde sen onları aldırma, Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Bakınız, burada da sabrı öneriyor. Sakın balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Yani bakınız, bir taraftan da destek şey yapıyor, şimdi teşvik ediyor Resulullah. Sakın onlara uyup da yılgınlık gösterme diye Yunus örneğini veriyor. Diğer devamında da yani Yunus'la ilgili kıssayı anlattıktan sonra, ki bu da yine Kalem suresinin 48 ile 52. ayetler arasındadır. Devamını siz artık okursunuz. Bir başka ayette Mü'minun suresinde de Allah yolunda karşılaştığın sıkıntı ve zorluklar karşısında sabret. Bakınız, burada da yine sabra vurgu yapıyor.
Allah'ın yardımı haktır ve mutlaka gerçekleşecektir. Yani seni Allah koruyacaktır. O halde müşriklerin sana yönelttikleri suçlamaların sona ermesi için dua et ve her zaman Rabbini överek yücelt diye Allah'a sığın diyor. Bakınız bu şekilde peygamberi teskin etmeye çalışıyor ve onun içerisindeki o sıkıntının giderilmesi için manevi yönden destekliyor. Bu tarz müşrikler onu gördükleri zaman işte Abdülmuttalip ailesinin oğlu, kendisine gökten haber verilen kişi geliyor gibi alay ederler veya Esved bin Abdüyavuz diye birisi vardır. Bugün yukarıyla konuştun mu? Ne var? Yukarıdan bir haber yok mu gibi sözlerle onunla alay ettiğini görürsünüz ki değişik kişiler de bu tarz alaylarda bulunurlardı. Mesela bir ara şey anlatılır. Mahzum oğullarından Ebu Cehil ile Abdümenafe oğullarından Utbe bin Rebiya sohbet ederken bir anda Hazreti Peygamber çıka geliyor. Ebu Cehil hani Beni Mahzum ailesinden olduğu için aha da diyor Abdümenafe oğullarının nebisi de geldi diye böyle alayvari bir ifade kullanıyor. Bu sefer Utbe akrabalık ilişkisi nedeniyle bakınız kötü bir müşrik gibi gösterilir ama demin de adı geçti. Utbe burada ne yani diyor Abdümenafe oğullarından nebi olamaz mı diye çıkışıyor. Aynı hikaye bu sefer Velid bin Mughire üzerinden de anlatılır ve Ebu Sufyan'la da ilişkilendirilerek anlatılır. Dolayısıyla da yani bu şekilde tazif edici, küçük düşürücü iddialar dillendirmişlerdir. Bunlara karşı Kur'an ayrıca yine Resulullah'a mesaj veriyor. Hiç suresinin 95-96. ayetinde. Bil ki diyor seninle alay edenlere biz yeteriz. Allah ile birlikte başka bir tanrı olduğunu iddia edenler yakında gerçeği görecekler şeklinde bir uyarıyla Resulullah onlara itibar et Resulullah'ın onlara itibar etmemesi sağlanıyor. Keza bu dönemde Velid bin Mughire ki Mekke'nin Benu Mahzum'un en kudretli simalarından birisidir. Hatta Mekke'nin ve bu Velid bin Mughire Hazreti Peygamber'e küçük düşürücü birçok söz söylemiştir. Demin de dediğim gibi kimi ayetler onunla ilişkilendirilmiştir. O diyor ki yani Mekke'de ben varken benim gibi böyle zengin, evlat bakımından çocuğu çok olan, aynı zamanda işte şeydeki, Taif'teki şey ne derler ona, Ebu Mesud bin Amr varken kalkıp da yani Allah Hazreti Muhammed'i mi dikkate alacak da ona vahiy gönderecek. Yani biz varken bu iki köyün efendisi o mu vahiy alacak? Allah onu mu muhatap alacak falan? Böyle yakıştırmalarda bulunur ve aşağılar Hazreti Peygamber'i. Mesela bu konuda ayetlere yansımıştır. Zuhruf suresinin 32. ayetine bakarsanız 31-32'lerde ne diyor mesela? Hatta 30'dan alırsak Kur'an, burayı metinden okuyorum. Kur'an gelince o müşrikler dediler ki bu sihirli bir sözdür. Biz ona inanmayız ve eklediler. Bu Kur'an iki şehrin yani Mekke ve Taif büyüklerinden birisine indirilmesi gerekmez miydi? Yani Allah iki yerleşim biriminin efendileri varken gidip gelip de bu sıradan adamı mı buldu? Zaten bir süre sonra bu tarz şeyler de gelecek. Allah bula bula seni mi peygamber gönderdi diye ki bunlar da ayetlere yansımıştır alay edeceklerdi. Rabbinin rahmetini paylaşmak, kimin paylaşmak veya kimin peygamber olacağını belirlemek onlara mı kalmış? Halbuki onları rızıklarını taksim eden, birbirlerinin işlerini görmeleri için kimini kimine üstün kılan da yine biziz. Yani siz kendinizi üstün görüyorsunuz ama size bu nimeti veren de yine biziz diyor. Dolayısıyla da Allah size mi soracak kimi peygamber göndereceğini diye bakınız böyle doğrudan o eleştirilere cevap vardır. Veya şeyde Sa'd suresinin 7-8. ayetinde biz şimdiye değin böyle bir şey duymadık. Bu düpedüz uydurmadır. Bu Kur'an ona indirilmiş öyle mi diye eleştirirler mesela şeyi Hazreti Peygamber'i. Yani Resulullah'ın onlara okuduğu ayetleri ve buna karşı da işte bu Sakif kabilesinden Urve bin Mesud veya Velid bin Mughire gibi birileri varken bunlara mı gelecek şeklinde. Keza Sakif kabilesinden başka birisi için söylenir. Bu Abdiyalel kabilesinden. Keza Utbe bin Rebi'a için söylenir. Velid bin Mughire için söylediği gibi. Gene Habib bin Amr gibi değişik adamlar için bu tarz ifadeler yani muteber adamlar için.
Benü Sehm'den Nübeyh ve Münebbih gibi adamlar işte bu nedenle diyorlar ki Allah senden başka peygamber gönderecek adam mı bulamadı? Senden daha güçlüler vardı. Sen de kim oluyorsun? Hatta bu konu ayete de yansıyacaktır. Nitekim de işte Furkan suresinin 41. ayetinde Allah bunu mu elçi göndermiş? Vah 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 falan diye böyle aşağılamışlardı. Dolayısıyla da Resulullah'a bu konuda birçok tahkir edici, tazif edici saldırılar olmuştur. Ve bu dönemde büyük oranda özetle aşağılama, küçük görme, tahkir etme, tazif etme gibi saldırılarla onları küçük düşürmeye çalışmışlardır. Bundan sonra yavaş yavaş şey gelecektir, eleştirilerin dozu artacak ve giderek düşmanlığa doğru, daha doğrusu önce bir anlaşma yoluna gidilecek. Ebu Talip üzerinden engellenme çabaları güdülecek. Bunları anlatacağım ama burada bırakmak zorundayım. Gelecek derste bu konudan itibaren devam ederiz inşallah. Yine bu konuyla ilintili olduğu için en azından merak edenlere ayetleri de söyleyeyim. Furkan suresinin 41, keza Enbiya suresinin 36. ayetlerinde de benzer ifadeler vardı. Demin Furkan suresini okudum. Aynen yani ayetin tamamı. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın nebi olarak gönderdiği adam diye seninle alay ederler. Küfürde direnenler seni ne zaman görseler, bakınız aynı muhteva, bu adamı mı ilahlarımızın diline dolayan, bu adam mıymış diyor ilahlarımızı diline dolayan ve onlar için onları alay eden. Oysa kendileri Rahman'ı dillerine doluyorlar. Onlar kafirlerin ta kendileridir. Yani seni ilahlarını ağzına aldığın için alay ediyorlar ama onlar da Rahman'ı ağızlarına dolayıp Allah'a hani akıl veriyorlar gibi bunu eleştiriyor Kur'an. Bu ifadeleri de, bu açıklamaları da zikrettikten sonra burada bitireyim. Gelecek derste dediğimiz gibi müşriklerin diğer itirazları ve Hazreti Peygamber'le Hazreti Peygamber'i bir şekilde ikna edip davasından geçirmek için uzlaşma çabaları vardır. Bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da Ebu Talip'le engelleme çabaları ve ondan sonra 5. yıla doğru geleceğiz nasip olursa. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.